Evet, Avrupa Parlamentosu seçimlerini konuşacağız. Stüdyo konuklarımız Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Avrupa Birliği uzmanı Fatma Yılmaz Elmas ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi İzmir Milletvekili Sayın Rıfat Sait. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bu seçim sonuçlarını nasıl okumak lazım? İki gündür hem dünya basınında hem de Türkiye basınında bu seçim sonuçları manşetlerden düşmüyor. Seçim sonuçları aşırı sağcıların zaferi olarak yorumlanıyor. Daha ileri yorumlar var. Avrupa Birliği projesi sona mı geldi şeklinde. Önce sizden başlayalım Sayın Fatma Yılmaz Elmas. Nasıl okumak lazım bu seçimin sonuçlarını? Açıkçası ben seçim sonuçlarına çok şaşırmadım. Çünkü seçim sonuçları aslında son yıllarda özellikle de ekonomik krizin başlangıcından bu yana, 2009 başından bu yana Avrupa'daki genel eğilimi yansıtan bir havayı sergilemiş oldu. Dolayısıyla genel fotoğrafın çekilmesi için önemli bir sonuç diye düşünüyorum. Baktığınızda Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde aslında genel seçimlerin ya da seçime hazırlanan ülkelerin yansımasını görüyoruz. Örneğin Almanya'da bir aşırı sağcı partinin yükselişini görmedik. Hı hı. Çünkü Almanya genelinde de zaten Almanya bir seçim atlatmış durumda ve yine Merkel'e ekonomik istikrara evet diyen bir profil çizdi. Avrupa Parlamentosu'na da aynı şekilde bu fotoğraf yansımış oldu. İngiltere'ye baktığınızda Cameron aşırı sağ söylemi benimsemeye başlamıştı, merkeze kaydırmaya başlamıştı. Özellikle geçen seneden bu yana Roman Bulgar göçüyle ilgili sert çıkışları vardı. Aynı şekilde göçmen politikasını revize etmişti. Dolayısıyla bu sert söylem, aşırı sağ eğilim aslında halkta kendini göstermiş oldu. Ama oylar Cameron'a gitmedi de aşırı sağın sahibi UKIP'e gitti oylar. Yine benzer şekilde Fransa'da da aslında Sarkozy'den bu yana bir aşırı sağın, Le Pen'in yükselişini görüyorduk. Ama bu tabii ki de önemli bir yükseliş oldu. Yani Avrupa burada ne yapmalı? Açıkçası alarm zillerini çalmalı. Aslında 2011'den bu yana biz söylüyorduk. Avrupa'nın kapısında bekleyen bir tehlike var diye. Avrupalılar da bunun farkındaydı. Ama ekonomik kriz ortamında açıkçası Euroskeptiklerin yani Avrupa'ya şüpheci bakanların oranlarını arttırması beklenen bir olguydu bu anlamda. Çünkü insanlar refah seviyesinin ortada yüksek olduğu dönemlerde Avrupa Birliği projelerini destekliyorlar. Fakat refah seviyesi konusunda eğer bir kıskançlık baş gösteriyorsa, refah paylaşımı konusunda kıskançlık baş gösteriyorsa korumacı eğilimler baş gösterebiliyor. Bu yalnızca Avrupa genelinde değil. Yani ne zaman bir siyasi çalkalanma, ekonomik çalkalanma, uluslararası çalkalanma olsa ülkelerde mutlaka korucu eğilimlerin yükseldiği, milliyetçi eğilimlerin yükseldiğini görüyoruz. Nitekim Avrupa'da da bunun sonuçlarını görüyoruz. Tabii Avrupa bununla ilgili pek çok adım atacaktır. Zaten istifalar da gelmeye başladı bu yönde. Önemli adımlar atılmaya başladı. Ders çıkaracağına inanıyorum ama burada Avrupa Birliği'nin şunu dikkate alması gerekiyor. Yani aşırı sağ söylemin merkeze kayması. Yani biz Le Pen'in söylemlerini Sarkozy'nin ağzından, Holland'ın ağzından, Cameron'ın ağzından duymaya başladığımızda halkta aşırı sağ eğilimci duyguları körüklemiş oluyoruz, meşrulaştırmış oluyoruz ve bu meşrulaştırma aslında aşırı sağ kendisinin meşrulaştırılması anlamına geliyor. Bu alarm zillerinin çalması gerektiği nokta çünkü bu yapısal bir soruna, fenomene dönüşebilir. Ama şuraya gelirsek yani Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki bu aşırı sağ yükselişi aslında manşetlere yansıtıldığı gibi tüm Avrupa'yı saran bir ırkçılık mıdır? Burada soru işareti var, tartışılır. Çünkü evet bir yükseliş söz konusu ama Avrupa Parlamentosu'nun işleyişine biraz tekniğine bakmak gerekiyor bu anlamda. Çünkü Avrupa Parlamentosu 751 parlamenterden oluşuyor ve oy dağılımları ülke nüfuslarının nüfusların oranlarına göre belirleniyor. Yani şöyle bir somutlaştırma yaparsak Almanya biliyorsunuz en yüksek nüfusa sahip ülke Avrupa Birliği'nde. 96 tane parlamenter gönderiyor Avrupa Parlamentosu'na. Ama baktığınızda Malta gibi küçük nüfusa sahip bir ülke, 500 bin nüfusluk bir ülke ancak 6 parlamenter gösterebiliyor. Dolayısıyla Almanya'da aşırı sağın yükselmemiş olması sevindirici bir unsur, bir avantaj. Çünkü 99 parlamenterinde aslında aşırı sağdan değil de işte merkez sağa soldan gitmiş olduğu anlamına geliyor. İngiltere'de biraz etkili oldu. Çünkü İngiltere 74 parlamenter gönderebiliyor. Dolayısıyla 20 küsür aşırı sağcı parlamenter yaratıyor. Yani toplamda baktığınızda 751 parlamenterli bir parlamentoda 38
kişinin aslında daha aşırı sağ eğilimli olduğunu gösteriyoruz. Tabi buna şunu da katmak gerekiyor. 105'te non-affiliate dediğimiz, yani bağımsız, şu anda hiçbir gruba ait olmayan parlamenter söz konusu Avrupa Birliği parlamentosunda, hani bunların nereye yönleneceği ve hangi gruplara katılacağı biraz önemli olacak. Dolayısıyla hem şöyle de bir sorun var Avrupa Birliği içerisinde. Yani aşırı sağ gruplar milliyetçilik unsurlarına sahip oldukları için, genelde ulusal çıkarlar etrafında birleştikleri için, kimin ulusal çıkarını savunacakları konusunda bir Yunan aşırı sağıyla İngiliz aşırı sağının birlikte hareket etmesini çok bekleyemiyorsunuz. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu'ndaki aşırı sağın genelde sorunu bir grup kuramamalarıdır. Çünkü ortak bir ulusal çıkar oluşturamıyorlar. Bu tabii ki de Avrupa Parlamentosu için bir avantaj oluşturuyor. Yani bu aşamada belki bir grup kurabilirler. Ama dediğim gibi bu çok fazla yasama sürecine yansıyacak bir fotoğraf değil aslında. Bu noktada biraz da Balkanlardaki tabloya bakalım. Siz aynı zamanda Balkan araştırmalarıyla ilgilisiniz. Balkanlarda aşırı milliyetçi unsurların son dönemde ön plana çıktığı bir coğrafya. Avrupa Parlamentosu seçimleri bu açıdan Balkanlarda nasıl yaşandı? Ne bekleniyordu? Sonuçta ne oldu? Aslında Balkanlardaki bu milliyetçilik ya da ırkçılık dediğimiz yeni değil. Çok eskilere dayanıyor. Balkan toprakları içerisindeki çok sayıdaki millet içerisinde bu ırkçılık özellikle de eski Yugoslavya'da çok önemli bir faktördü. Parçalanmasına da neden olan en büyük nedenlerden bir tanesi de Yugoslavya'nın. Bugün dahi aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bosna'da, Kosova'da aynı sıkıntılar yaşanmakta. Tabii biz sürekli yaptığımız araştırmalarda Avrupa Birliği acaba Balkanların bu ırkçılık problemine ya da hastalığına çare olabilir mi diye konuşmuştuk, konuşuyorduk. Ancak görülüyor ki Avrupa Birliği, işte isminden de belli, birlik, kendi içerisinde o birliğini bozma ya da ırkçı ya da işte yabancı düşmanlığı gibi konuların ön plana çıktığı bu seçimlerde onu görüyoruz. Bu gerçekten düşündürücü bir soru. Ama tabii şunu da söylememiz lazım genel itibariyle. Evet, ırkçı ya da Avrupa Birliği'nin ayrılmayı ya da aşırı sağcı partilerin yükselişi var. Ama şu anda gözden kaçan bir şey var. Hala Avrupa Birliği'ndeki, Avrupa Parlamentosu'nda onlar çoğunlukta değil. Ya bir ivme var, yükseliş var. Evet. Fakat hala onlar çoğunlukta değil. Yani bunu da belirtmemiz lazım. Genel itibariyle ben önce bakmak lazım istiyorum. Sonra Balkanlara geçmek istiyorum müsaadenizle. Tabii kimlik krizi yaşandığı gerçeği var şu anda Avrupa Parlamentosu'nda. İktisadi duranlığın yanı sıra Avrupa'dan ayrılma isteyen ülkeler de var. Şimdi bir önce Almanya'dan bahsettik. Almanya en fazla milletvekili olan bir ülke. Ama Almanya'daki seçim sonuçlarında alternatif parti %7'de alarak orada bir küçük bile olsa bir ivme kazanmış. Yani onlar da ayrılmayı düşünüyorlar. Yani %7'lik bir oyda Almanya'nın da ayrılmak istediğini görüyoruz. İkinci en büyük belki analiz, katılım oranları çok düşük. %43 evet. Dedik. Ama Doğu Avrupa'ya gittiğimiz zaman bu oran %20'lere kadar düşüyor. Slovakya %13. Evet, %13. Demek ki katılımın düşmesiyle beraber bunların da yükselmesinin bir orantısı var mıdır? Bunu da araştırmak lazım. Yani belki katılım yüksek olduğu zaman sonuçlar farklı olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir düşünceye sahibim. Üç ana kategoride bunu analiz etmemiz lazım. Yabancı düşmanlığı birincisi, ikincisi Avrupa Birliği'nin ayrılış. Bir de sol, aşırı sol gruplar ki Yunanistan burada en önemli ülke. Syriza Partisi birinci oldu. İtalya, İspanya da burada örnek gösterebiliyoruz. Balkanlara geçecek olursak, Balkanlarda özellikle Türklerin olduğu Bulgaristan, Yunanistan, Batı Trakya bölgesi en başta konuşulması gereken ülkeler. Tabi bu arada yeni ülkeler, Hırvatistan ve Slovenya'da da seçim sonuçlarına baktığımız zaman demokratların orada Avrupa'daki o sonuçlar biraz farklı olarak demokratların daha önde olduğunu görüyoruz. Örneğin Hırvatistan'da 11 milletvekili Avrupa Parlamentosu'nda temsil ediliyor ve demokratlar 5 milletvekili. Bunun yanı sıra sosyal demokratların 4 tane milletvekili var. Seçilmiş. Slovenya'da 8 tane milletvekiliyle parlamento Avrupa Parlamentosu'na temsil ediliyor. Onların da 5 tanesi Demokrat Parti'den. Yani sanki böyle Balkanlarda özellikle Hırvatistan ve Slovenya'da bu diğer Avrupa ülkelerine göre farklı bir yansıma sergilemiş. Bulgaristan'a gelecek olursak Bulgaristan 17 milletvekiliyle Avrupa Parlamentosu'na bulunuyor. GEL Partisi birinci sırada sonuçlara göre. Oradaki üçüncü parti olan Türk Partisi, Halk Özgürlük Partisi, yani onların DPS, Bulgaristan'daki DPS ismiyle. Onlar da 3. parti konuma gelmişler. 4 tane vekil çıkartıyor gözüküyorlar şu andaki sonuçlara göre. Bu 4 tane vekil içerisinde 3 tanesi Türk. Kimdir bunlar? Filiz Hüsmenova, Necmi Ali ve İlhan Küçük. Bunlar Avrupa Parlamentosu'nda aslında şu ana kadar Türkiye'nin giremediği ama Türklerin olduğu bir parlamento olarak söyleyebiliriz. Ve şu anda 4 tane milletvekiliyle temsil edilecek gözüküyor. Buradaki diğer olay,
Biliyorsunuz Bulgaristan'da ırkçı bir parti var, Ataka Partisi. Irkçılık Türklere karşı, Türkleri istemiyorlar. Türklere karşı çok aşırı ırkçı bir parti. Onların %3 ayı olarak Avrupa Parlamentosu'nun dışında kaldığını görüyoruz. O da sevindirici bir olay aslında. Evet. Bulgaristan seçimlerine baktığımız zaman. Yunanistan'a geçecek olursak, Yunanistan'da da Dostluk, Eşitlik ve Adalet Partisi, Barış Partisi, DEP Partisi bizim muhatabımız. Ve orada o DEP Partisi'nin de Rodop ve Eskiyeci'de birinci parti olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Yunanistan'da hem Avrupa Birliği parlamento seçimleri vardı, hem de belediye seçimleri vardı aynı tarih içerisinde. Bir de eyalet seçimleri vardı. Bu seçimlerde de özellikle Doğu Makedonya Trakya eyaletinde DEP Partisi, yani bu bizim Türklerin olduğu partinin 3. sırada olduğunu görüyoruz ki aynı zamanda belediye seçimlerinde 3 tane de belediye başkanı çıkarttık biz Batı Trakya'da. Kozlukebir'de Rıdvan Ahmet kardeşimiz, Mustafa Çova'da Cemil Kabza kardeşim, kendisi de gazetecidir. Aynı zamanda Yasıköy'de İsmet Kadı kardeşimiz belediye başkanı büyük bir ihtimal oldular. Seçimde buradan da onları tebrik ediyorum. Evet, onunla ilgili bir haberimizi biraz sonra vereceğiz. Evet, böyle bir seçim sonuçları görülüyor. Şimdi aynı seçime katılım oranının düşük olduğunu yine bu Balkan ülkelerinde görmekteyiz. Fakat Bulgaristan'da, Kırcaali'de diğer Avrupa ülkelerinin oranına baktığımızda Kırcaali'de seçimin daha fazla katılım oranı yüksek olduğunu, Türklerin daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz. O da %43 civarlarında bir seçim sonucu katılım oranı görülüyor karşımızda. Evet. Şimdi Avrupa Birliği liderleri de bu seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bir araya geliyorlar. Çünkü onları da oldukça şaşırtmış anlaşılan ya da bundan sonra neler yapılacak. Avrupa'da aşırı sağın yükselişinin deprem etkisi yarattığı parlamento seçimlerinin ardından üye ülke liderleri Brüksel'de bir araya geliyor. Parlamento seçimlerinin Avrupa'nın geleceğine etkisinin konuşulacağı toplantıda Ukrayna krizinde gelinen son durumda masaya yatırılacak. Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'un daveti üzerine gerçekleşen toplantıda ana gündem, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarından çıkarılması gereken dersler olacak. Liderler Avrupa Komisyonu Başkanı'nın seçileceği sürece ilişkin fikir alışverişinde de bulunacak. Avro Grubu eski başkanı Jean-Claude Juncker'le Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz arasında geçen yarışta liderlerin herhangi bir isim üzerinde durması beklenmiyor. Toplantıda masadaki diğer önemli başlıksa pazar günü Ukrayna'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ülkenin geleceği ve Rusya ile krizde gelinen son nokta. Avrupa Birliği hükümet ve devlet başkanları 4-5 Haziran tarihlerinde Brüksel'de yapılacak G7 zirvesine yönelik hazırlıkları da akşam yemeğinde ele alacak. Rusya'nın Karadeniz sahilinde yer alan Soçi kentinde yapılması beklenen G8 zirvesi Moskova yönetiminin Ukrayna krizindeki tavrı nedeniyle iptal edilmiş, liderler Rusya olmadan toplanma kararı almışlardı. Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'e gidelim şimdi. Aykut Yıldır karşımızda. Aykut, Avrupalı bu seçimlere çok az ilgi gösterdi. Avrupa Birliği projesi artık rağbet görmüyor diyebilir miyiz? Evet, aslında yeni bir sorun değil. Uzun zamandır 79 yılında başlayan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde %62 olan katılım oranı her 5 yılda bir gerçekleşen seçimlerde devamlı bir şekilde düşerek %43'lere kadar gerilemişti. 2009 seçimlerinde %43 olarak gerçekleşmişti rakam. Bu seçimlerde de benzer bir rakam gerçekleşti. Avrupalılar sandığa gitmediler. Aslında Avrupa Birliği projesine olan ilgisizlik zaten vardı ama özellikle son 5 yıldaki krizle birlikte bunun tavan yaptığını söyleyebiliriz. Rakamlara bir baktığımızda özellikle son 10 yılda birliğe katılan Doğu Avrupa ülkeleriyle Baltık ülkelerindeki katılım oranlarının gerçekten hayal kırıklığı yarattığını görüyoruz. Ki aslında Avrupa Birliği projesine en çok bu ülkelerin sahip çıkması gerekiyor diye düşünülüyor. Özellikle Rusya tehdidi düşünüldüğünden Doğu Avrupa'dan ve Baltık ülkeleri üzerinden ancak seçim sonuçları bekleneni vermedi. Avrupa Parlamentosu'nun 400 milyon Avrupalıyı temsil etmesi bekleniyordu. Ancak katılım oranı %43 olunca tabii %57'sinin katılmadığını düşünürsek Avrupa Parlamentosu'nun bir azınlık parlamentosu olduğu yorumunda yapabiliriz. Diğer taraftan aşırı sağ yükselişi konusunu siz de konuşuyorsunuz. Beklenen bir gelişmeydi ancak Avrupa Birliği'nin böyle bir gerçekle seçimlerden sonra yüze gelmesi Avrupa Birliği'nin canı yaktı diyebiliriz. Zaten liderler de bugün Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçlarını konuşmak ve alınabilecek dersleri görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelecekler. Ülke başkentlerinden gelen tepkilere baktığımızda, İngiltere'ye baktığımızda, Fransa'ya baktığında mesaj alındı diyor liderler. Tabii bu mesaj alındı yorumunu, ifadelerini nasıl yorumlamak lazım? Şöyle yorumlanabilir: acaba önümüzdeki dönemde ana akım partiler hem İngiltere'den, Fransa'da ya da diğer Avrupa Birliği ülkelerinde seçmene daha sevimli gözükebilmek adına aşırı uçlara mı yaklaşacaklar? Yani Avrupa Birliği karşıtı söylemleri mi
sahiplenecekler ya da önümüzdeki dönemde belki de parlamentoya girdikten sonra aşırı sağ partilerin biraz daha kapsamlarını artırabilmek, ana akım medyaya yaklaşmak adına onların da söylemlerini yumuşatması söz konusu olabilir. Bu da Avrupa Birliği'nde merakla beklenen sorulardan birisi. Tabii Avrupa Birliği parlamento seçimleri yapıldığından sonra Avrupa Komisyonu Başkanı seçilecek ki şu ana kadar Avrupa Komisyonu'nu liderler direkt atıyordu. Bundan sonraki süreçte parlamentonun da sözü geçiyor. Parlamentodaki oy dağılımına göre, koltuk dağılımına göre Avrupa Komisyonu Başkanı seçilecek. İşte o tartışma ile ilgili de ilk toplantının bugün yapılması, akşam saatlerindeki zirvede bu konunun masada olması bekleniyor. Avrupa Birliği'nin dediğimiz gibi seçim sonuçlarına baktığımızda çok da parlak bir gelecek beklemiyor aslında. Belki ekonomik kriz çözülecek ama bundan sonra sosyal kriz ve kurumsal kriz, institutional crisis dediğimiz kurumsal kriz giderek daha da tırmanacağı benziyor. Zira Avrupa Parlamentosu'nun meşruiyeti zaten sorgulanıyordu. Şu yapısıyla daha fazla aşırı sağ ve Avrupa Birliği karşıtı milletvekili olduğu bir parlamento Avrupa Birliği'nin kendisini yaratılış amacını, varlık amacını da sorgular hale gelecek gibi gözüküyor. Avrupalılar şuna isyan ediyor aslında. Biz Brüksel'den verilen kararlarla yönetilmek istemiyoruz. Özellikle İngiltere ve Fransa gibi Hollanda gibi büyük ülkeler, geçmişi olan ülkeler artık Brüksel tarafından bir kukla gibi oynatılmak, yönetilmek istemiyor. Diğer taraftan İspanya, Yunanistan gibi, İtalya gibi ülkelerde onlar da artık kemer sıkma politikalarına son, bizim işe ihtiyacımız var diyerek Brüksel'e mesaj gönderdiler bu seçimde. Bugün de Mehmet Akif'in ifadeleriyle iki el bir baş içindir diyerek liderler başlarını ellerinin arasına alacaklar ve sorunun çözümüne ilişkin neler yapabileceğini Brüksel'in bunu konuşacaklar ve çıkan sonuçları da biz de merakla bekleyeceğiz ve TRT Havaz ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz. Evet Aykut Yıldır hafta sonunda yapılan seçimin mesajını aslında çok güzel özetledi. Avrupa halkları Brüksel'e şu mesajı gönderdiler: artık biz Brüksel'den yönetilmek istemiyoruz. Bu çerçevede Avrupa Birliği'nin geleceği tartışmaya açılabilir mi? Geleceği aslında uzun bir süredir tartışmaya açık. Yani ekonomik krizin başlangıcından bu yana Avrupa'nın geleceği ne olacak? Avrupa nereye doğru evriliyor mu? Avrupa dağılıyor mu diye hatta tartışmalar yapılmaya başlıyordu. Ama çıkan sonuç aslında Avrupa projesinin geriye gitmeyeceği yönünde. Yani gerçekçi olmak gerekiyor bu anlamda. Çünkü Avrupa projesi aslında Avrupa devletlerine refah anlamında, serbest dolaşımlar anlamında önemli katkılarda bulundu. Tabii burada siyasileri, az önceki arkadaşımızın söylediği gibi liderlere düşen çok fazla görev var. Çünkü Avrupa Birliği'ni şu anlamda kullanabiliyorlar. Yani refahın yüksek, az önce de söyledim, refah paylaşımının yüksek olduğu dönemlerde Avrupa aslında göklere çıkartılıyor. Ve halklar arasında da bu benzer şekilde Avrupa Birliği'ne olan destek artıyor. Ama ne zaman ki refah paylaşımında bazı sorunlar yaşanıyor, ekonomik kriz gibi sorunlar yaşanıyor, Avrupa Birliği bazen Avrupalı liderler, affedersiniz, bazen Avrupa'yı ötekileştirebiliyor. Yani işsizliğin suçunu, kemer sıkma politikalarının suçunu bazen Avrupa politikalarına atıp içeride sorunu masum hale getirmeye çalışabiliyorlar. Dolayısıyla vatandaşlarındaki bu algı Avrupa Parlamentosu seçimlerine sağ, aşırı sağ olarak yansıyabiliyor. Dolayısıyla Avrupalı liderler artık söylemini yumuşatma, Avrupa projesini eksileriyle artılarıyla somut şekilde tartışma gibi bir eğilime girmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü zaten 1979'lardan bu yana Avrupa Birliği'nde katılım oranları düşüktü siyasete, seçimlere. Şu anda baktığımızda %43 gibi bir düzeye düştü. Bu aslında Avrupa Birliği vatandaşlarının bu süreçten sıkıldığını, yani hem genel seçimlerde, hem yerel seçimlerde, hem Avrupa Parlamentosu seçimlerde aynı şeyleri tartışmaktan sıkıldığını ve siyasete olan inancın düştüğünü de gösteriyor. Yani liderlerin şunu yapması gerekiyor: genel ve yerel seçimler ülkenin kendi sorunlarıyla alakalı bir süreç. Ama Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa Birliği'nin vatandaşları ne getirip ne götürdüğünün tartışılması gereken bir süreç. Dolayısıyla Avrupa Birliği günah keçisi haline getirilmekten çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşlara somut şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu şey, çünkü demokrasi açığı gitgide büyüyor Avrupa Birliği'nde. Yani meşruiyet krizi ortaya çıkıyor ama dediğim gibi yani Avrupa Birliği projesi sadece güncel, konjonktürel olaylarla açıklanabilecek bir proje değil. Avrupa Birliği'nin dinamiklerinde, temel dinamiklerinde çok farklı amaçlar vardı. Ve bu amaçları da iyi bir şekilde gerçekleştirebildi. Avrupa'daki savaşları durdurdu. Avrupa Birliği'ne refah getirdi. Ortak hareket etme, ortak değerler, batı olarak bir örnek gösterilme olgusu da gerçekleştirildi. Yani dışarıdan baktığınızda AB vatandaşları şunu yapabiliyor: kendi içerisinde evet Yunanistan'ı ötekileştiriyor, Yunanlı'yı ötekileştiriyor ama kıtasının dışına çıktığında Avrupa vatandaşı hala Avrupalı olmakla övünebiliyor. Çünkü oturan bir Avrupalı değerler sistemi var. Yani
Avrupa'da aşırı sağın yükselişini de bu değerlerde görmek gerekiyor. Yani ben biraz korkmamak gerektiğini de o yüzden söylüyorum. Örneğin Avrupa'da 1999 yılında Avusturya'da Haider yükselişe gitmişti ve birinci parti olarak çıkmıştı. Aşırı sağ parti. Ama Avrupa Birliği Haider'e hayır diyebildi ve ona yaptırımlarla Haider'i görevden almayı başarabildi. Aynı şekilde Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağa söz verilmiş olması, yani düşünce özgürlüğünün uygulanmış olması, onların da sözlerinin dile getirilmiş olması için bir platform yaratılması, bu politikaların, ırkçı, yabancı düşmanı politikaların Avrupa Birliği yasalarında da somutlaşacağı anlamına gelmiyor. Çünkü Avrupa Birliği sadece Avrupa Parlamentosu'ndan oluşmuyor. Denetleyici, yürütme görevinde olan komisyon, konsey ve en önemlisi de Avrupa Birliği Adalet Divanı gibi bir divan var. Dolayısıyla oturmuş değerlerin üzerinden Avrupa'yı tartışmak gerektiğini düşünüyorum ve geleceğini sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, aşırı sağcıların Avrupa'da önemli argümanlarından biri de Türkiye karşıtlığı. Avrupa Birliği projesi Türkiye'nin neredeyse yarım asra ulaştı. En önemli çağdaşlaşma projesi. Türkiye Birliği'ye tam üyelik için üzerine düşen bütün görevleri yerine neredeyse getirmiş durumda. Müzakere sürecinde başlattı. Mevzuattaki eksiklikler tamamlandı. Ekonomiyle ilgili kriterler, siyasi kriterlerin çoğu fazlasıyla sağlandı. Ama bugün bazı gazetelerin manşetlerine o ifadeler de yansıdı. Biz birliğe giremeden Avrupa Birliği dağılacak mı soruları yöneltiliyor. Türkiye açısından bu parlamento seçimlerini değerlendirmek gerekirse, Türkiye'nin tam üyelik sürecini nasıl etkiler Avrupa'da aşırı sağın yükselişi? Aslında Avrupa Parlamentosu'nun bu sonuçları şunu gösteriyor. Türkiye mutlaka Avrupa Birliği'nde olması gerekiyor. Hı hı. Neden orada olması lazım? En başında işte iktisat durağanlık ya da ekonomik kriz yaşayan bir Avrupa. Bir taraftan da dünyanın 10 büyük ekonomisi içerisinde, 16 büyük ekonomisinde olan Türkiye. Bunda mutlak olarak burada yer alması lazım Avrupa Birliği'nde. Ve orada bir canlılık gerekiyor aslında. Türkiye'nin bu canlılığı kazandırabileceğini düşünenler de var. Avrupa Birliği'nin bu durağanlığını Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ortaklığına girmesiyle beraber değiştirebileceği düşüncesi var. Bir diğer konu katılım oranları, yani seçim ve katılım oranları çok düşük. Türkiye'de seçim sonuçlarına, seçim katılım oranına baktığı zaman %80'ler düzeyinde olduğunu görüyoruz. Aslında sadece Avrupa Parlamento seçimleri değil, kendi seçimlerinde de, yani Avrupa ülkelerinin kendi seçimlerinde de katılım oranları aynı şekilde düşük. Şimdi mesela biz birkaç işte Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini idrak edeceğiz. Ve bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık ilk defa biliyorsunuz halk seçecek ama bunun dışında yurt dışında da seçim sandıklar kuruluyor. İşte Almanya'da mesela vatandaşımız oy kullanacaklar. Orada mesela ben şeyi merak ediyorum, bu katılım oranları ne kadar olacak? Türk vatandaşlarının bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı ne kadar olacak? Balkanlarda aynı şekilde 10 bine yakın Türk vatandaşı oy kullanacak bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Ben eğer Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesiyle beraber katılım oranlarının da yükseleceğini, oranın da yükseleceğini, ekonomik durağanlığın da değişeceğini düşünüyorum. Avrupa Birliği aslında oturup bunu analiz etmesi lazım. Yani bu sonuçlar şunu gösteriyor. Ya dağılacaklar ya da çözüm olarak, mesela bir çözüm olarak da Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almak zorundalar. Çünkü Türkiye artık gerekeni yapmıştır. Sizin de söylediğiniz gibi sonucunda oraya girmeyi beklemektedir, hakkıdır diye düşünüyoruz. Tabi burada Sayın Başbakanımızın güzel bir cümlesi var. Sürekli söylüyor. Biz aslında bunları da dikkat etmemiz lazım. Bir olacağız, diri olacağız diyor. Yani Avrupa Birliği'nin de aslında Sayın Başbakan'ın bu sözünü biraz kulak vermesi lazım. Bir olması konusunda, birlik olması konusunda. Peki size sormak istiyorum ben. Türkiye'nin tam üyelik sürecini, mesela Fransa Türkiye'nin tam üyeliğine ezelden beri karşı ve giderek aşırı sağcıların Fransa içinde yükselmesi, Türkiye'nin müzakere başlıkları işte birer birer açılacak, fasıllar açılacak, görüşülecek, kapanacak. Bu nasıl etkiler? Yani Fransa'nın iç siyasetine bu nasıl yansıyacak? İsterseniz önce ondan başladık. Başlayalım. O Le Pen'in yükselişi bu seçimlerde Fransa iç siyasetine nasıl yansır? Bu Türkiye karşıtlığını nasıl besler? Almanya'da benzeri, Merkel'den de benzeri söylemler geliyordu. İmtiyazlı ortaklık gibi önerileri vardı. Tüm bunlar nasıl etkileyecek? Açıkçası bunu farklı açılardan değerlendirmek gerekiyor. Bir tanesi Fransa'nın içine nasıl yansır? Zaten Fransa biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde Türkiye karşıtlığıyla bilinen, yani en azından Türkiye'nin müzakerelerinin çok fazla ilerlemesine sıcak bakmayan bir ülke. Bu durum Le Pen'in gelmesiyle birlikte daha da devam edecektir. Çünkü Le Pen zaten yabancı düşmanlığıyla, göçmen karşıtlığıyla popülaritesini kazanmış, popülizm yapan bir lider. Eğer Le Pen kendi iç siyasette de, genel seçimlerde de örneğin bir sonraki bu
başarıyı gösterirse Fransa ile Türkiye-AB ilişkilerinin işi daha zor olabilir. Dediğim gibi zaten Avrupa Birliği'nin ilerlemesi yönünde de zorluk olabilir. Yine keza Almanya için de söz konusu ama Türkiye-AB ilişkilerinde sadece aşırı sağın yükselişine bağlamamak gerekiyor. Yani Türkiye-AB ilişkilerine baktığınızda özellikle de sadece müktesebatın uyumlaştırılması olarak da bakmamak gerekiyor. Yani bir yanda dediğiniz gibi siyasi kriterler ön planda, bir yanda sosyal bunun tabana yansıması, uygulaması ön planda. Bir yandan da tabii ki de kültürel değerler de ön plana çıkıyor. Kültürel değerleri bir kenara bırakırsak, yani o kültürel yaklaşım Avrupa Birliği'nin işte Türkiye olmalı mı olmamalı, Hristiyan kulübü müdür değil midir, bu tartışmaları bir kenara bırakırsak, yani Türkiye'de de retorik, söylem, uygulama arasındaki farklılıkların da giderilmesi gerekiyor. Yani Avrupa Birliği'ne şu kozu vermememiz gerekiyor. Yani evet, müktesebat kağıtta uygulanmış olabilir ama uygulamaya bunun yansımasına bakmak gerekiyor. Ya da Avrupa Birliği karşıtlığı Avrupa'da çok olumlu yansımayacaktır. Yani Avrupa Birliği aslında Türkiye alındığında ne gibi katma değer Avrupa Birliği'ne sunacak, buna bakmak gerekiyor. Bunun da en büyük göstergesi aslında Türkiye'nin kendi içerisinde çeşitlilik içinde birlik içerisinde yaşayabiliyor mu Türkiye? Küçük, çünkü Avrupa Birliği'nin küçük bir örneği de Türkiye var. Yani Kürdüyle, Alevisiyle, Türküyle bir arada yaşayabiliyorsak ve bunu çoğunluğu Müslüman, İslam'a inanmış bir ülke içerisinde yaşayabiliyorsak Avrupa'ya en büyük dersi vermiş olabiliyoruz. Aslında en büyük cevabı da vermiş olabiliyoruz. Çünkü Avrupa'da şöyle bir algı var vatandaşlar, Türkiye karşıtlığında da. Yani sanki Avrupalı değerlerle Müslüman bir dünya ya da İslam bağdaşmıyormuş gibi bir algı yansıyor. Bunu koz vermek gerekiyor. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü, demokratik değerler ne zamanki Türkiye'de tam uygulanabilir hale geliyor, ondan sonra Türkiye en büyük cevabı vermiş olacak diye düşünüyorum. Yani pek çok açıdan değerlendirmek, Türkiye'nin üzerine düşenler ve Avrupa'nın kendi üzerine düşenler diye değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik macerası Avrupa Parlamentosu seçimleri ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın kendi mecranda ilerleyecek. Türkiye'nin de yapacakları var, Avrupa Birliği'nin de yapacakları var. Biraz önce Balkanlar'daki o seçim atmosferinden söz ederken Yunanistan'daki seçimlere değinmiştik. Onunla ilgili bir haberimiz var. Yunanistan'da çifte sandığın kaybedeni yok. Yerel seçimin ikinci turunu iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi kazanırken Avrupa Parlamentosu seçimini muhalefetteki Sol İttifak Siriza önde tamamladı. Batı Trakya'daki Türk azınlık 3 belediye başkanlığını korudu ancak Avrupa Parlamentosu seçiminde baraja takıldı. Batı Trakya'daki Türk azınlığı yerel seçimde 3 belediye başkanlığını korudu. Kozlukebir'de Rıdvan Ahmet, Mustafçova'da Cemil Kabza ve Yassıköy'de İsmet Kadı belediye başkanı oldu. Sonuç Yassıköy'de coşkuyla kutlandı. Hakikaten çifte başarı oldu. Dostluk Eşitlik Barış Partisi çok güzel sonuçlar aldı. Avrupa Parlamentosu seçimlerini ise Sol İttifak Partisi Siriza önde bitirdi. İttifak %26 oyla Yunanistan'a ait 21 sandalyenin altısını elde etmeyi başardı. Türk azınlığın temsilcisi Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi Rodop ve İskeçe'de birinci oldu ancak %3'lük baraj sebebiyle Avrupa Parlamentosu'na temsilci gönderemedi. Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi yine de ilk tecrübeden memnun. Masaya oturduğumuz zaman daha güçlü oturacağız. Yunanistan'da Atina'ya gittiğimizde temaslarımızda bölgede büyük zaferle gitmiş olmanın vereceği özgüven olacak bizlerle. Evet, Yunanistan'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerini ve aynı zamanda yerel seçimleri konuşacağız. Derya Köseoğlu karşımızda. Derya, seçimlerin galibi Radikal Sol Koalisyon Siriza oldu. Siriza lideri Tsipras bu sonucun ardından erken seçim istedi. Seçimlerin sonuçlarını konuşalım seninle ve sana da endişe yaratan aşırı sağın yükselişini soralım. Altın Şafak'ta Avrupa Parlamentosu'na milletvekili gönderdi. Nedir Atina'daki yorumlar? Ana muhalefetteki Siriza erken seçim istiyor fakat hükümet ortakları bu erken seçim talebine pek sıcak bakmıyor. Özellikle Başbakan Andonis Samaras erken seçime gerek olmadığını söyledi. Gerekçe olarak da Yeni Demokrasi ile Siriza arasındaki puan farkının çok fazla olmadığını gösterdi. Bu puan farkı ise %5-%6 oranında bir puan farkı. Samaras istemediği gibi de hükümet ortağı PASOK da istemiyor. PASOK kendi ismiyle girmemişti seçimlere. PASOK'un destek verdiği
verdiği merkez solda birliği hedefleyen Zeytin Hareketi vardı. Zeytin Hareketi de bu yeni ismiyle %8 oranında bir oy almıştı. Fakat ana muhalefet lideri Tsipras, Avrupa Birliği parlamento seçimleri sonuçlarının bir genel seçim sonucu olması halinde Yeni Demokrasi ve PASOK'un 300 sandalyelik meclisteki toplam sandalye sayısının ancak 94 olabileceğini, bu nedenle de artık hükümetin meşruiyetinin kalmadığını söyledi. Fakat söylediğimiz gibi hükümet yanaşmıyor erken seçime. Halktan evet bir mesaj gelmiştir. Biz de bu mesajı aldık diyor Başbakan Samaras ve bir kabine değişikliğine hazırlanıyor. Bu kabine değişikliğinin zamanı ne olacak? Bu da kesin olarak bilinmiyor. Fakat Haziran içerisinde olması bekleniyor. Fakat bir başka senaryoysa kabine değişikliğinin sonbahar başında olması. Zira Yunanistan sonbaharda Eylül ayında Troika ile tekrar önemli bir müzakere sürecine girecek. Yunanistan evet belki beklediği kredi dilimi için onayı geçtiğimiz aylarda almıştı ama Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılması için de Eylül ayında tekrar müzakere için masaya oturulacaktı Troika ile. Bu müzakerelerde de mevcut Maliye Bakanı Yannis Tournaras mı olacak yoksa bir kabine değişikliğiyle başka bir Maliye Bakanı mı olacak? Bu önemli. Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerini belirlemesi açısından. Peki yeni hükümette, yeni kabinede kimler olacak? İşte bu konuda da tam bir belirsizlik var ama senaryolar daha çok hükümetin teknokrat kişileri getireceği yönünde yeni kabineye toplu köklü bir değişiklik imajı vermeye çalışacak Başbakan Samaras. Ya teknokratların olması bekleniyor yeni kabinede ya da meclis içerisinde olmayan, yani milletvekili olmayan parti üyelerinin ve özellikle de belediye başkanlığı seçimlerinde geride kalmış, belediye başkanlığını az bir farkla kaçırmış adayların olması bekleniyor. Tabii ki tüm bunlar için zaman gerekiyor. Hükümetin karar vermesi gerekiyor ama bu arada endişe verici bir başka nokta ise Altın Şafak'ın yükselişi. Altın Şafak neonazist ırkçı bir parti. Uzun zamandır Yunanistan'ın siyaset sahnesinde bulunuyor. 2012 Haziran seçimlerinde %7 oy almıştı. Bu kez oy oranını %9,5'a kadar çıkardı. Bunun nedenleri şu anda Yunanistan gündeminde tartışılıyor. Zira Altın Şafak üyeleri ve milletvekilleri hakkında birçok dava var. Suç örgütü kurmak, şantaj gibi davalar bunlar. Ciddi davalar. Buna rağmen eğer Altın Şafak'ın oy oranı artıyorsa demek ki ciddi bir sorun vardır diye gündeme yansıyor bu seçimin sonucu. Ve bu sebep işte araştırılıyor. Belki de Yunanistan'ın önümüzdeki dönemdeki siyaset sahnesinin kilit noktası Altın Şafak'ın oylarının artışının nedeni olacak. Eğer bu neden başka partiler tarafından algılanabilirse ve başka bir şekilde karşılanabilirse halktan gelen bu talep, istek, belki de Yunanistan'ın siyaset sahnesi bugün hiç beklemediği bir yöne doğru evrilebilecek. Evet Derya Köseoğlu, Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından yaşanan gelişmeleri Atina'dan bize aktardı. Evet, yeniden dönecek olursak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından birliğin geleceğinin sorgulandığını ama kaygıların yersiz olduğunu vurguladınız Sayın Elmas. Son birkaç cümleyle bu parlamento seçimlerinin ardından Avrupa Birliği'nin gündemindeki yeni konular ne olacak? Ne konuşacak Avrupa Birliği liderleri? Biraz önce haberimize de verdik. Bugün Brüksel'de bir araya geliyorlar. Aslında seçimlerin sonuçlarının nedenlerinden bir tanesi, en önemlisi daha doğrusu, ekonomik krizdi. Dolayısıyla ekonomik krizin hala sürüyor olması ve Eurobarometre anketlerine, halk anketlerine baktığınızda hala Avrupalı vatandaşların çoğunun en kötüsünün gelmediğini, daha kötüleşeceğine inancının yüksek olması, Avrupa Birliği liderlerinde ekonomik krizden bir an önce nasıl toparlanabiliriz, nasıl çıkabiliriz görüşmelerini biraz daha hızlandırıcı beklentisi içerisindeyim açıkçası. Çünkü en önemli nedenlerinden bir tanesi birisi ekonomik bu. Kriz. İkincisi, göçmen varlığı üzerinden yapılan siyasetin aslında çok yanlış yerlere gidebildiği yönünde bir ders çıkaracağını umuyorum ben Avrupa Birliği liderlerinin. Dolayısıyla merkezde artık merkez politikalarına daha ağırlık vereceği, göçmenlerin artık bir günah keçisi olarak ya da yabancıların günah keçisi olarak kullanılmasının aslında Avrupalı değerlerin kendisine, Avrupa'nın kendisine zarar verdiğini, dersin alınacağını düşünüyorum. Çünkü baktığınızda
sadece dışlananlar Avrupa Birliği içerisinde bu süreçte üçüncü ülke vatandaşları değil, yani Türkler değil, sadece Polonyalı başka ülkeler değil, gelen Afrikalı göçmenler değil, aynı zamanda uzun yıllardan beri Polonyalı muslukçu, şimdi Yunanistanlı neden krize neden oldu, tembel tırnak içerisinde söylüyorum, tembel Yunanlılar gibi suçlamalar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Avrupa'nın o çeşitliliğine de zarar veriyor. Avrupa'nın değerlerine zarar vermiş oluyor bu da. Bu iki unsurun da ders çıkaracağını düşünüyorum ve belki bir üçüncüsünü de eklemek lazım. Avrupa Birliği'nin vatandaşlara daha iyi nasıl anlatabiliriz? Bu anlamda bu demokrasi açığını kapatmak için kurumsal anlamda yapılacak, çıkarılacak derslerin de olduğunu düşünüyorum ben Avrupa Birliği içerisinde. Evet, Sayın Rıfat, siz de şunun altını çizdiniz. Avrupa Birliği için çare Türkiye. Evet. Genç nüfusuyla, dinamik nüfusuyla, ekonomisiyle, gelişen ekonomisiyle, bunun altını çizdiniz. Sizden de son sözlerinizi alalım. Tabii. Şimdi ben hem Avrupa Birliği hakkında hem Balkanlar konusunda birkaç kelime etmek istiyorum. Avrupa Birliği bence Osmanlı'ya örnek alması lazım. Yani 3 önemli kıtada bir birliği sağlamış 600 yıl boyunca. Ben Osmanlıcılık yapmıyorum. Yani Osmanlı'nın bu birliği nasıl sağladığını çok iyi analiz etmesi lazım Avrupa Birliği'nin. Önemli bir sinyaldir bu. Bunun dışında Avrupa'da Türklerin siyasete girmeleri ve oradaki partiler içinde yer almaları, daha fazla etkin olmalarını gerektiğini düşünüyorum. Balkanlara gelecek olursak, mesela şimdi Yunanistan'dan bahsettik, DEP Partisi barajı aşamadı. Benim düşüncem şöyle, Balkanlarda Kosova'da, Makedonya'da gerçekleşebilir. Bunu tartışmamız lazım. İlla bu doğrudur demiyorum ama illa bir Türk partisi olmaktan ziyade mesela HÖH gibi DPS Bulgaristan'da sadece Türk partisi değil, orada Bulgarlar da var. Ki 4 tane Avrupa Parlamentosu'na milletvekili çıkarttı. Bir tanesi de Bulgar. Böyle bir parti kurulabilir mi acaba barajı aşmak için? Yani DEP oradaki gene Türklerin çoğunlukta olduğu, Türklerin şeyinde etkisinde olduğu bir parti. Bunun yanında Yunanların da olabileceği, bununla beraber barajı da aşabilecek bir parti olabilir mi? İkinci olay, birlik beraberlik olayı çok önemli. Balkanlarda bu birliği sağlanması şart. Fakat nedendir bilmiyorum. Aynı şey Kosova'da da var. 3 tane Türk partisi kurulmuş durumda şu anda Kosova'da. Bu oradaki Türklerin gücünü azaltıyor. Makedonya'da keza 3 tane Türk partisi var. Yunanistan seçimlerine baktığınız zaman, ki bazen onları da takip ediyoruz, gittik. Orada da farklı adaylar çıkabiliyor. Halbuki hepsi DEP'te birleşseler, Türkler hepsi DEP'te birleşseler, tek bir güç olsalar daha etkili olur diye düşünüyorum. Tabii Yunanistan'ın eyaletleri ayırırken de bunu dikkat ettiğini de görüyoruz. Yani Türkleri farklı yerlere alarak o güçlerini de biraz bozmuş. Makedonya'da da aynı olay var. Yani Türklerin tek bir merkezde oy kullanmalarını istemiyorlar. Mesela burada bir şey var Yunanistan'da, Rodos ve İstanköy. Onların deyimleri Kos Adası. Bizim Kos Adası'nda, İstanköy'de 1800 tane Türk var. Soylu insan var. Rodos'ta 4000 tane Türk var. Şimdi mesela onların o oyları da boşa geçiyor, çıkıyor. Onları da kullanamıyoruz. Bu konuda birlikte hareket etmekte yani fayda var. Onlara dikkat etmek lazım. Rodos çok önemli ama Rodos ve İstanköy bu Batı Trakya'dan farklı olarak 1924 anlaşmasının dışında kalmışlar. Biraz daha farklı ama orada da Türkler var. Onları da tabii dikkate almamız lazım. Bizim burada tabii kulaklar için nasıl? Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Mezunoğlu. O da Batı Trakyalı. Bundan sonra da Türklerin bu birlik beraberliği korumalarını, özellikle Kosova'dan, Makedonya'da bunun bir önce sağlanması gerektiğini, Yunanistan'da da DEP Partisi'nde birleşmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Osmanlı'nın da gerçekten Avrupa Birliği için önemli bir örnek olabileceğini düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için Sayın Rıfat Sayit, Sayın Fatma Yılmaz Elmas. Sevgili seyirciler, bugün Avrasya raporunda Avrupa'da yaşanan seçim depremini konuştuk. Avrupa Birliği karşıtları ve aşırı sağcıların Avrupa Parlamento seçimlerinde elde ettiği zafer birliğin geleceğini nasıl etkileyecek? Türkiye'nin tam üyelik süreci bu gelişmelerden nasıl etkilenecek? Bu soruların yanıtlarını aradık. Yarın 28 Mayıs Azerbaycan'ın bağımsızlık günü, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü. Avrasya raporunda yarın Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutlayacağız. Avrasya raporu bugün 1988'de aramızdan ayrılan Azerbaycan'ın unutulmaz sesi Raşit Behbudoğlu'dan o müthiş yorumuyla Zenede Kalmaz parçasıyla sona eriyor. Yarın aynı saatte Ortak Coğrafya'nın güçlü sesi TRT Avaz'da Avrasya raporunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
nedir bu edalar, bu iş ve bu naz? Gider bir gün bu güzellik sene de kalmaz.